Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda çok güzel ve çok faydalı bir konuyu tekrar işleyeceğim. Konumuzun adı Oculus Quest 2'yi neden bulanık görüyorum? Videomuzu işlerken öncelikli olarak en basit sebeplerinden en karmaşık ve en komplike çözümlere doğru olarak ben size adım adım Oculus Quest 2'yi neden bulanık görebileceğinizi ve bunları ne şekillerde çözebileceğinize dair fikirler ve ipuçları vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hemen bulanık görmenizdeki birinci sebebe geçiyoruz. Öncelikli olarak Oculus Quest 2'yi neden bulanık gördüğünüzle ilgili olarak en basit sebep fiziksel şartlar arkadaşlar. Belki gözlerinizde farkında olmadığınız bir miyop, astigmat gibi bir benzeri bir sorun yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikli olarak gözlerinizde bu sorun var mı yok mu bundan bir emin olmanız lazım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı kişiler zaten göz kusuruna sahip. Bundan dolayı da gözlük kullanıyorlar. Gözlük kullananlar için arkadaşlar şu şekilde bir aparatı var Quest'in. Bunu da direkt olarak buradaki gözlerinizi koyduğunuz yüz kısmına taktığınız zaman ortalama yarım santimetrelik bir mesafe oluşturuyor size ve bunun sayesinde de gözlüğünüzle birlikte Oculus Quest'i kullanma imkanınız oluyor arkadaşlar şu şekilde takarak. Yalnız gözlük kullanırken şuna dikkat etmeniz lazım. Gözlük canlarınızın lenslere değmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü çizilme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gözlükle kullanmak sonuçta lensler sizden uzaklaşıyor. Bir VR zevkinizi düşürüyor. Bundan dolayı gözlük kullanan kişiler için tavsiye edebileceğim lens kullanımı yapabilirsiniz. Lens kullandığınız zaman mümkün mertebe lenslere yaklaştığınız için görüntü kalitenizde daha iyi ve daha net olacaktır arkadaşlar. Göz bozuklukları ile ilgili bir tane daha size şey söylemek istiyorum. Oculus Quest 2'nin özel bir lens aksesuarı var. Bu aksesuarı da online alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak gözleri bozuk olanlar ya da tek gözü ya da iki gözü de birden astigmat ya da miyop olanlar için kullanılan bir aparat bu. Merceklerin üzerine bunları takıyorsunuz. Direkt olarak miyop olan gözünüzü ya da astigmat olan gözünüzdeki hatayı düzelterek net görmenizi sağlıyor. Gözlerle ilgili olan diğer bir hususta örnek veriyorum göz kuruluğu. Gözlerinizle ilgili olan bu olumsuz etkiler de ekranı bulanık görmenize sebep olabilir. Ve arkadaşlar son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Göz yorgunluğu. Eğer sıklıkla telefonunuza 7/24 gün telefonunuza bakıyorsanız ya da ne bileyim televizyon izliyorsanız ve ekranlara bakıyorsanız sizde bir göz yorgunluğu oluşması çok muhtemel. Eğer göz yorgunluğu varsa ve gözleriniz yeteri kadar dinlenmiyorsa hani Quest 2'nin ekranını geçtim. Etrafa baktığınız zaman bile bir bulanık görme durumunuz söz konusu olabilir. Ve şimdi arkadaşlar ikinci sebebine geçiyoruz. İkinci sebebi de çok basit ama belki gözden kaçırabileceğiniz bir şey. Kirli lensler. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar zaten lenslerini yeni silmiştim. Yani oradan bir sıkıntı olmayabilir. Bu yanlış bir düşünce. Çünkü gözlüğü taktığınız zaman kafanıza özellikle de kirpikleriniz temas edebiliyor. Eğer çok sıktıysanız başınızı ve çok fazla yüzünüze yapıştırdıysanız sürekli olarak göz kapaklarınız ya da kirpikleriniz lenslere temas ederek bunları pisletebiliyor arkadaşlar. Kirpikleriniz olmasa bile durduğu yerde etraftan herhangi bir toz ya da farklı bir şey ya da değen bir şey çok kolaylıkla lensin üzerinde bir pislik oluşturabiliyor. Şimdi biliyorsunuz ki VR'da da zaten çok küçük lenslerden baktığımız için arkadaşlar bu lenslerin üzerindeki en ufak bir kirlilik yakından baktığınız zaman ekranınıza çok büyük bir bulanıklık demek olacaktır. Bundan dolayı da lenslerinizi temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar lenslerinizi temizlerken de sizden mikrofiber bez kullanmanızı istiyorlar. Bunlar çünkü herhangi bir çizme riskine karşı daha faydalı olan bezlerdir. Bezi kullanırken de en ortadan başlayarak yuvarlak bir şekilde dışa doğru silmeniz daha faydalı olacaktır temizlerken. Şimdi bunlarla ilgili olarak sprey ya da benzeri şeyler de olabilir. Ama açıkçası ben bunu kullanmayı hani tavsiye etmiyorum. Özel bir şey aldıysanız belki kullanabilirsiniz. Ama üzerine kesinlikle bir şey fıs yapmanızı önermiyorum. Çünkü fıs yaptığınız zaman o sıkmış olduğunuz sıvı yan taraflarına içeri girip farklı bir sıkıntılar ya da bir buharlaşma yapabilir arkadaşlar. Bu konuda son olarak söyleyeceğim şey ise aksiyon ya da hareketli bir oyun oynadığınız zaman terliyorsunuz arkadaşlar. Bu içeride bir terleme ve buhar yapabiliyor arkadaşlar. Bu da sizin lenslerinizi oyun ya da kullanım esnasında kirlenmesine sebebiyet verebiliyor. Yani arkadaşlar lens kirli olabilir. Evet Quest 2'yi bulanık görmenizi sağlayan üçüncü sebep arkadaşlar. Gözlüğünüzü elinize aldığınız zaman gözünüze ilk çarpan lenslerin ayarlanabilir olduğudur. IPD denilen bu ayarı tam olarak göz bebeklerinizin ortalarına denk gelecek şekilde lensleri ayarlamanız gerekiyor. Burada 1, 2,
3 şeklinde ayarlar var. Bu sizin yüzünüzün ve gözünüzün pozisyonuna göre ayarlanması lazım. Tam olarak her bir yuvarlak lensin ortası sizin bir gözünüzün ortasına denk gelmesi lazım. Mümkün mertebe arkadaşlar. Eğer ki bunu çok küçük yaparsanız ya da çok geniş yaparsanız ekranda net olarak göremeyebilirsiniz. Evet ve dördüncü sebebe geliyoruz. Dördüncü sebebimiz ise Quest'inizdeki başlığınızı kafanıza düzgün şekilde takmamış olmanız. Başlığınızı düzgün takmanız gerçekten çok önemli. Çünkü başlığınızı düzgün takmazsanız göz hizasını dikey eksende doğru şekilde yakalayamayabilirsiniz. Eğer ki gözlüğünüz düzgün şekilde durmazsa bu direkt olarak size bulanıklık olarak Quest'e yansıyacaktır arkadaşlar. Başlığınızı ayarlarken neye dikkat etmelisiniz? Onlarla ilgili birkaç hususu size söyleyeyim. Başlığımızın üzerindeki görmüş olduğunuz şu çıtçıtlı kısmı tam olarak gözlerinize doğru olacak şekilde ve başınıza düzgün oturacak şekilde sıkıştırmanız ya da ballaştırmanız gerekiyor. Bu tamamen sizin kendiniz yapmanız gereken bir ayar. En rahat olduğunuz ve en net görebildiğiniz ayarı bulmanız gerekiyor. Başka bir durumsa başlığı sağa ve sola fazla oynatırsanız gene bu herhangi bir gözde fazla bir bulanıklığa sebebiyet verebilir. Bu konuda da size şunu önerebilirim arkadaşlar. Eğer başlığımın takılma ve pozisyonundan dolayı mı ben net görmüyorum diye düşünecek olursanız çok basit bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Öncelikli olarak başlığınızı gevşetin ve direkt olarak elinizle Quest'inizi elinizde tutun ve gözünüze ellerinizle dayayın. Bu şekilde dayadıktan sonra sağa, sola, yukarıya, aşağıya paralel şekilde oynatarak en net gördüğünüz noktayı bulmaya çalışın ve normal kullandığınızla bu şekilde yaptığınız zamanki netlikler arasında fark varsa direkt olarak başlığınızın konumlandırılmasında bir sıkıntı var demektir. Evet arkadaşlar, 5. sebebine geliyoruz. Eğer ki Quest 2'yi net görmek istiyorsanız doğal olarak lensler küçük olduğu için mümkün mertebe yakından bakmak isteyeceksiniz. Çünkü ne kadar yakından lenslere bakarsanız göreceğiniz görüntü de o kadar sizi içerisine alacak ve daha net göreceksiniz. Bunun için de yapabileceğiniz yegane şey de başlığınızı gözünüzü mümkün mertebe sıkarak yakınlaştırmak olacaktır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şu husus var. Çok fazla yakınlaştırırsanız kirpikleriniz lenslerinize sürekli olarak değeceği için siz de oyun esnasında terledikçe bu nemlerden dolayı da lensleriniz tekrar pislenecektir. O yüzden kirpiklerinizin değmeyeceği bir uzaklıkta olması aslında kirlenmesinin önüne geçme açısından gene faydalı tabii ki. 6. sebebimiz ise direkt olarak Quest'in kendisiyle alakalı arkadaşlar. Quest 2'nin kendi geldiği haliyle yazı yani text ve picture yani resim, yazı ve resim çözünürlükleri yüksek bir miktarda gelmiyor geldiği haliyle. Bundan dolayı da gerek benim takipçilerim gerek online internet sitelerinde ya da farklı yerlerde herkesin şikayeti şu. Home ekrana geliyorum ama bir bulanıklık var. Yani yazılarda bir bulanıklık görüyorum. Bunun sebebi direkt olarak Quest'in default ayarlarında biraz düşük tutulmuş olması. Şimdi bunu niye bu şekilde yapmış o zaman? Direkt olarak net yapsalar diyeceksiniz. Bir cihazda ne kadar yüksek çözünürlüğü ekrana verirseniz performans o derece etkilenir. Ve onun dışında batarya yani pil ömrü de bu kadar etkilenecektir. Çok büyük bir ihtimal bundan dolayı üreticiler bunun default çözünürlük ayarlarını biraz düşük tutmuşlar ki gerek performans kaybı yaşanmasın gerekse batarya ömrü biraz daha uzun olsun diye. Şimdi bu konuda ne yapabiliriz? Bu konuyla ilgili olarak PC'mizde bulunan SideQuest yazılımını kullanarak bunlara müdahale ederek bunları yükseltebiliyoruz arkadaşlar. SideQuest nasıl kullanılır ve APK dosyası cihaza nasıl atılır şeklinde bir videom vardı. Bunu öncelik olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. O videoyu izledikten sonra da bu videoyu izlerseniz bu bahsedeceğim ayarları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bilgisayarıma dönmek istiyorum. Bilgisayarımda SideQuest üzerinde bu ayarları nereden yapıyorsunuz ve ne işe yarıyor? Onunla ilgili olarak çok kısa size bilgisayar üzerinden de bilgi vereceğim. Evet, şimdi hep birlikte PC'mizde SideQuest uygulamasını açarak buradan devam edelim. Evet, şu anda göreceğiniz üzere SideQuest ana ekranındayız. Daha önceki SideQuest videomda da söylediğim gibi buradaki bazı ayarları yapmanız gerekiyor ilk bağlantıda bu işlemleri yapabilmeniz için. Şu sırada görmüş olduğunuz arkadaşlar Device Settings and Tools yazan bir menümüz var. Bu menüye giriyorsunuz. Burada size ihtiyacınız olan şeyleri ben size söyleyeceğim. Öncelikli olarak şurada bir Refresh Rate yani yenileme hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada default var 60, 72, 90, 120 var. Burada mesela 90 Hz'de ya da 120 Hz'de çalışmayan oyunlarında bunlarla çalışmasını zorlamakla ilgili bir ayar bu. Ancak zaten burada size bakarsanız warning diyor. Yani bütün oyunlarda bu ayar çalışmıyor ve Oculus Link'le birlikte çalışmıyor.
Şunu da belirteyim size. Bu yaptığınız ayarların hepsini anlık olarak yapıyorsunuz. Daha sonrasında cihazınızı herhangi bir anda resetlediğiniz anda bu ayarlar tamamen default ayarlara geri dönüyor. Yani cihazımı bozarım, bir zarar veririm, bir hasar veririm diye korkmanıza gerek yok. Herhangi bir sıkıntı olursa kapat açın, zaten bunlar default ayarlarına dönüyor. Bunlar kalıcı ayarlar değil. Burada yaptığınız bütün ayarlar anlık, cihaz kapanana kadar geçerli olan ayarlardır. Burada dediğim gibi refresh rate'i değiştirebiliyorsunuz. Burada yine aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir set FPR yazan, Fixed Provided Rendering yazan bir kısım var. Açıkçası bu şununla alakalı bir şey. Performansla alakalı bir durum. Bu track olarak bir özel bir sistem. Şu şekilde arkadaşlar. Cihazın normalde baktığınız zaman VR'da kafanızı gözlerinizi de birlikte çevirdiğiniz için lenslerin çevresinde çok fazla bakmıyorsunuz. Burada da şu şekilde bir sistem yapmışlar. Orta kısmı full resolution, full çözünürlükte görüyorsunuz. Ve kıyılara doğru gidildikçe çözünürlüğü düşürüyor. Bu ne demek? Zaten kıyılara bakmadığınız için çok fazla fark edemiyorsunuz. Direkt ortadaki büyük alanı tam size tarıyor. Ve kıyıdaki alanları da az çözünürlükte tarıyor arkadaşlar. Burada isterseniz off diyebilirsiniz. Default ya da off diyebilirsiniz ki bunu tam çözünürlükte görebilmek için. High top dediğimiz en yukarıya geldiğiniz zaman ise daha iyi bir performans sağlaması için. Yani buna yazılan oyunlarda kasma sorunu yaşamazsınız. Ona göre yazılıyor zaten biliyorsunuz. Bu cihaza yazıldığı için bu oyunlar. Ama bu ayarı da bilin diye söylüyorum. Bu ayarla ilgili olarak bir şey yapmanıza açıkçası çok fazla gerek yok. Bunları off ya da high top yaptığınızda da zaten gözünüzle baktığınız zaman çok fazla bir şey fark edemiyorsunuz. Burada arkadaşlar bir performans ayarı daha var. Set CPU and GPU level var arkadaşlar. Bunu normalde defaultta bırakabilirsiniz. Level 4'ü seçmeniz demek cihazın sizin işlemci ve ekran kartlarının içerisindekini daha fazla kullanması, sürekli olarak kullanması anlamına geliyor. Ama zaten oyunlar ve uygulamalar bunları otomatik olarak devreye geçireceğini tahmin ettiğim için bunlarda da zaten default ya da level 4 yapmanıza çok fazla şey fark etmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geldik. Burada göreceğiniz üzere default texture size var. Bu default texture size gördüğünüz gibi Oculus Go, Oculus Quest, Oculus Quest 2'nin default ayarlarını koymuşlar. Normalde mesela şurada default Quest 2'ye bastığınız zaman bu normal kapat açtan yaptığınızdaki genel ayarlar. Bununla ilgili olarak internette farklı farklı şeyler söyleniyor. Direkt olarak herhangi bir kaynakta bunun default olarak hangi ayarda geldiği söylenmiyor arkadaşlar. İnternette 1280 civarı olduğunu söyleyen var. Ancak cihazımız biliyorsunuz 2K'lık bir çözünürlüğe erişebildiği için 2048'i seçebilirsiniz burada. Şimdi buraya 2048'e tıkladığınız zaman Texture Resolution Set OK diye bir aşağıda bilgiyi gördük. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazımızın doku, text ve grafiklerinde 2048'lik bir texture size belirlemiş olduk. Dediğim gibi default olarak gelen ayar çok büyük bir ihtimal 1280 gibi bir ayar. Bu ayarı normal oyun oynarken benim kendi düşüncem 2048 yapabilirsiniz. Ancak video çekerken bunu yapmak isterseniz bu sizi zorlayacaktır. Çünkü bu ayarı ne kadar yükseğe çekerseniz mesela 2560, 3072'ye kadar gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şu demek, mesela 3072'yi yaptığınız zaman girdiğiniz bütün oyunlar ve ana ekran olsun, home ekranı, kullandığınız uygulamalar olsun, okuduğunuz yazılar olsun netlik kazanacak arkadaşlar. Ancak 3072 biraz abartı olduğu için oyunlarda çok büyük bir ihtimal takılmalar ve performans sorunları yaşamaya başlayabilirsiniz. Bundan ötürüdür size tavsiye edeceğim, eğer sadece normal oyun oynuyorsanız 1536 ya da 2048 yapmanız olacaktır. Onun dışında eğer video çekecekseniz, video çekeceğiniz zaman 1536'nın üzerine çıktığınız zaman sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Aşağıda da zaten bu da gene capture'la alakalı. Yani buradaki en önemli ayarımız texture size'ı arttırmamız olacaktır. Ve bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizi tatmin etmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videomda da Oculus Quest 2 üzerinden video kaydı alırken yapabileceğiniz şeylerle ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum, o da şu şekilde. Mesela tam ekran nasıl kaydedebilirsiniz? 60 FPS ya da daha farklı bir FPS nasıl kaydedebilirsiniz? Ekran çözünürlüğünü nasıl ayarlayarak kaydedeceksiniz? Bunlarla ilgili bazı size bilgileri vereceğim. Lütfen hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenerek paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.